Olacak O Kadar programı Türkiye'de, Türkiye televizyonlarında tam 21 yıl sürdü. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir zülfiyare dokundum, tam yerine rast geldi manzara koydum. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar. Akşam iki konuğum var. İlki Sağlık Bakanımız Sayın Osman Durmuş. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Döneyim. Efendim bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Beni tanımamazlıktan geliyorsun öyle mi? İyi valla. Sen tut programını açar. Ondan sonra tanımamazlıktan gel. Haklısınız, sizi herkes tanıyor. Efendim depremin ilk günlerinde bizim Yunan kanına ihtiyacımız yok demiştiniz. Yunan kanı bize uymaz. Yunan kanındaki al yuvarlar çok yuvarlak. Biz yuvarlak şeylerden hoşlanmayız. Bizimkiler al dikdörtgen, al yamuk kenar. Ayrıca onların kanı kırmızı. Bizim Türklerin kanı sarı kırmızı, sarı lacivert, sarı vesaire. Efendim böyle insani bir konunun gavuru türkü olur mu? Bu mikropların alayı gavur. İsimlerinden belli. Yok frengi, yok difteri. Bir hepatit mikrobu var, bir hepatürk mikrobu yok. Mesela ne bileyim bir Ahmet, Mehmet, Osman mikrobu yok. Efendim bir de Amerikalıların yüzer hastanesini reddettiniz. E kardeşim onların yüzer hastanesini soruyorsunuz da bizim yüzer hastamız var mı bakalım? E nasıl gidecek o hastalar yüze yüze o yüzer hastaneye? Ben incelettim. Tam teşekküllü bir hastada bile yüzgeç yok, solungaç yok. Sayın Bakanım bir de bir açılışta İstiklal Marşı okuma hadisesi var. Okuyamama hadisesi efendim. Önce konuyla ilgili görüntülerimiz var, onu bir izleyelim. Sayın Bakanım, İstiklal Marşı'mız söylenecek efendim. Hadi başlayalım, hadi. Vali Bey yanından ayrılma. Hadi evladım, başlayabiliriz. Ya kes şunu kes. Ya ne oluyor Sayın Vali? Kes söylüyor Sayın Bakanım. Ya bizi makaraya sararlar ya. Değiştirin şunu kardeşim. Sayın Bakanım şimdi hallederiz efendim. Pardon efendim. Yanlış kaset. Ya ne oluyor ya? Kes kes. Bu nedir ya? Mars nerede? Tamam efendim şimdi başlıyoruz. Ya olur mu böyle saçmalık ya? Çıksın bilen birisi okusun. Çık Sayın Vali sen oku. Yürü. Çekilin şöyle çekilin. Korkma sönmez bu şafak. Evet filmimizi izledik ne diyorsunuz efendim? Yani olmuyor Gırca. Playback tutturmaya çalışıyor mu tutmuyor. Efendim bir de kurdele kesme hadisesi var. İsterseniz onu da bir izleyelim. Buyurun Sayın Bakanım. Kurdeleyi kesebilirsiniz. Efendim bu tesis... Hepimize, vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Bir dakika, bir dakika dur. Kesiyorum, kesiyorum. Hay Allah, kesilmiyor ya. Bir daha deneyeceğim. Sayın Vali, bir daha deneyeceğim. Efendim bu tesisat, vatana, millete hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kesmiyor Sayın Vali. Bu makas hakkında derhal soruşturma açın. Git oğlum başka bir makas getir şuradan. Efendim. Ne gülüyorsun? Efendim kurdele kesilmeyince ben ona güldüm. Ayrıca başka da makasımız yok. O zaman bıçak getirin ya. Allah Allah her şeyi ben mi söyleyeceğim? Efendim bu tesis vatana millete hayırlı olsun. Ya Allah sizinle. Efendim gene kesilmiyor kurdele. Lan kesilmiyor. Balta getirin, kesere getirin kesek şunu Sayın ya. Sayın Bakanım ben de tırnakması onunla keselim efendim. Ya sizin beceriksizliğiniz yüzünden kurdeleyi kesemiyorum. Nasıl gireceğiz içeri? Kaldık kapının önünde. Bir çilingir getirelim efendim. Efendim bir omuz atıp kıralım kurdeleyi. En iyisi benzin döküp yakmak. Benzin getirin. Teşekkür ederim. Efendim bu tesis vatana millete hepimize hayırlı olsun.
Ver kibriti yavrum. Aferin. Vatana, millete, hepimize hayırlı olsun. Efendim, çok döktük benzini galiba. Bütün tesis yanıyor. Hakikaten öyle oldu. Sayın Vali, bu kurdele hakkında da, bu tesisat hakkında da soruşturma açılacak. Hepinizi sürüyorum. Evet, gerçekten enteresan bir açılış olmuş. Tekrar restore edildi bina. Bu sefer açılış kurdalesini tuvalet kağıdından yapacaklar, kolay kopsun diye. Efendim, bir de başhekime, bir başhekime ceza verdiniz. Onunla ilgili filmimizi de izleyelim. Buyurun sayın. Buyurun, buyurun bakalım, buyurun. Güzel hastane, güzel hastane. Ooo, hamam gibi ya. Burası niye bu kadar sıcak? Geçin bakayım şöyle. Çok sıcak burası ya. Allah Allah. Farkında mısınız? Çok sıcak. Gavur ambarı gibi yanıyor ya. Kim yaktı bunu be? Ben yaktım efendim. Sen mi yaktın? Evet ben. Hangi eline yaktın? Bunlar. Tut bakayım şurayı. Heh, yandın değil mi? Ceza olarak 5 dakika tutacaksın orayı. Kim yaktırdı sana bunu? Başhekim efendim. Çağırın şunu başhekimi. Başhekim bey. Buyurun sayın bakanım. Beni emretmişsiniz efendim. Sen mi söyledin bu kalorifer bu kadar yansın diye? Evet efendim, ben söyledim. Ağzından mı söyledin? Ağzımla söyledim. Uzat bakayım dilini. Buyurun efendim, kırmızı biberi. Ver şu kırmızı biberi. Heh, aç ağzını. Heh. Efendim, efendim, ben yakmayın, başımızı yakacaksınız dedim. Kapatın, morg gibi olsun, hastalar korkmasın dedim. Aferin, güzel konuşmuş, bunu ödüllendirin. Ağzına bunun bir parmak bal çalın. Tabii efendim, aç bakayım. Aç bakayım ağzını. Heh. Uzat dilini. Uzat, çıkar uzat, dilini, uzat, çıkar, uzat, çıkar, çıkar, çıkar. Oh. Verim. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Efendim, bal tutan parmağını yalar malumunuz. Vali bey, alın bir parmak. Bakın medya ne yaptı? Buradan sadece müdüre verdiğim cezayı aldı gösterdi. Ama bakın, ödüle layık olan da ödüllendiriyoruz. Bal olayı anladınız. Efendim, bir de deprem bölgesinde çamurdan şikayet edenlere çamur yararlıdır dediniz. He? Elin gavur artisti ta Amerika'dan gelip burada çamurlara bulanmıyor mu şifa olsun diye? Dustin Hoffman'ı kastediyorsunuz herhalde. Bakın, ben yanımda bir miktar çamur taşırım hep. Hem cilde iyi geliyor, hem yumuşacık yumuşacık stres alıyor. Efendim, artık söylenecek tek şey kaldı, o da şarkı. Padişahsın, bezirgansın, başımıza tar kanımsın. Ocağına düştük be adam, seni fındık kıran. Erkekliğe sarmış varıp yakalarsam, eski köye yeni adet yakalarsam, böyle mi gördün sen babandan yakalarsam, bak söylüyorum delikanlıyım yakalarsam, günahkar olurum sakınma yapma yakalarsam. Ya buna da bir şey söylemeye gelmiyor, hemen sinirleniyor. Olacak, olacak.